Kuraklık ve iklim değişikliği hem ülkemizde hem de dünyada kendini ciddi bir şekilde hissettirmeye başladı. Biz kış aylarını yaşarken Güney Yarımküre yaz aylarını yaşıyor. Güney Yarımküre'de şu an rekor sıcaklıkları duymaya başladık. Onlarda mevsimin en sıcak zamanı, bizde mevsimin en soğuk zamanı Kuzey Yarımküre'de. Kuzey Yarımküre'nin de enteresan, kuzeyine doğru çıktığınızda yine rekor soğukluklarla karşı karşıya kalırken güneye doğru biraz daha indiğinizde bu sefer de yağışların azaldığını ve yağış rejiminin değiştiğini görüyoruz. Önümüzdeki ayda eğer yani Şubat ayında da yağış olmazsa hem zeytinde hem de diğer tarım ürünlerinde ciddi bir rekoltede eksiklik görülecektir. Çünkü bizim ülkemizde maalesef Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki yağışlarda %65'lere varan oranda azalma görüldü. Bu zeytinlikler açısından çok ciddi bir sıkıntıdır. Zeytin yılda 600 kilogram yağış ister. 600-650 kilogram yağış ister. Henüz bunu tamamlayamadık. Ancak şu son 10 gündür yaşanılan soğuk hava sayesinde kış dinlenmesini görebiliyoruz. Kış dinlenmesinin nihayetleneceğini ümit ediyoruz en azından. En azından hava soğuyacak ve soğuk havayla kışın dinlenmiş olacak ama bu yağışsızlık, bu normalin altında olan sulama zeytin meyvesinde ve zeytinin çiçek açma döneminde bizi çok ciddi sıkıntıya sokacaktır.